Merhaba, evimizde tarih sohbetimize hoş geldiniz. Hareket ordusunun ünlü komutanı Mahmut Şevket Paşa uğradığı bir silahlı saldırı sonucu 1913 yılında öldürüldü. Yani suikaste uğradı ve öldürüldüğü sırada Mahmut Şevket Paşa sadrazamdı. Mahmut Şevket Paşa'yı niçin öldürdüler? Bize bu süreci anlatabilir misin? Şimdi bu bir siyasi cinayet tabii ki. Yani bizim tarihimizde bu tarz siyasi cinayetler var. Öldürüldüğü dönemde sadrazam. Dolayısıyla yani o dönemin tabii atmosferine bakmak gerekiyor. Yani 1913 yılı hemen öncesinde işte biraz önce dedin de hareket ordusunun gerçekten o şöhretli komutanı ve ondan sonra da zaten işte İttihat Terakki idaresiyle beraber çok ön planda. Hatta Mahmut Şevket Paşa'nın çok ön plana çıkması İttihat Terakki idaresinde giderek rahatsız edecektir yani. Hatta ondan kurtulmanın yollarını arayacaklar. Tabii bu suikast oradan kaynaklanmıyor ama yani Mahmut Şevket Paşa'nın nüfuzunun kırılması İttihat Terakki'nin de işine gelecek. Nitekim bunun neticesinde bir takım işte iktidar değişiklikleri falan oluyor. Mesela şimdi 1912 yılında işte Temmuz ayı itibariyle aslında İttihat ve Terakki iktidardan düşüyor ve o dönemde muhalif bir parti olan Hürriyet ve İhtilaf taraftarları iktidara gelmiş oluyorlar. Gelişmeler çerçevesinde bunu Balkan savaşlarını anlatırken bunlara değinmiştik aslında. Şöyle bir şey var yani siyasi gerginlik, çekişme. Çünkü Jön Türk adını verdiğimiz o kitlenin genel anlamda bir 2. Abdülhamit aleyhtarlığı vardı. 2. Meşrutiyet öncesinde. Evet. Yani ortak noktaları buydu. Fakat aralarında tam da mütecanis değildiler. Mesela bir Prens Sabahattin grubu farklı düşünür. Ahmet Rıza Bey grubu farklı düşünür. Özellikle ordudaki subay, genç subaylar farklı düşünür. İşte Enver Paşa gibi, Cemal Paşa gibi. Ondan sonra sivil bir iddiatçı kesim vardır. Onların başında da işte Talat Paşa vardır. Dolayısıyla çok mütecanis değiller. Şimdi 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra bunlar bu fikir ayrılıkları ciddi bir şekilde kendini gösterdi. O yüzden İttihat Terakki işte 1908 seçimlerinde cemiyet olarak seçime girerken Prens Sabahattin taraftarları da işte Ahrar Fırkası'nı kurdular ve o şekilde seçime girdiler. Sonrasında İttihatçıların aleyhtarları giderek arttı ve dolayısıyla hepsi bir şemsiye olarak nitelendirebileceğimiz 1911 yılında Hürriyet ve İtilaf Partisi bünyesinde toplandılar. Yani nitekim oradaki işte Hürriyet ve İtilaf'ın faaliyetleri, İttihat Terakki'nin bir takım uygulamalarından rahatsız olan emekli subaylar, yani çünkü İttihat Terakki orada bir şey yaptı, tensikat yaptı ve birçok subayı, özellikle alaylı subayları emekli etti. Onların rahatsızlıkları ve dolayısıyla işte bir hükümet değişikliğine yol açtı. 1912 yılı Temmuz gibi dediğim gibi Said Paşa istifa ediyor. Yani İttihat Terakki hükümetinin genelde oluşturan bir kabine, Said Paşa kabinesi ve Gazi Ahmet Muhtar Paşa hükümeti kuruluyor. Yani bu da Hürriyet ve İtilafçıların ağırlıklı olduğu bir kabine. Yani şimdi İttihat Terakki kendi döneminde muhaliflere baskı yaparken, mesela işte 1912 yılında Nisan ayında yapılan bir seçimler var. Burada işte tarihe sopalı seçim olarak geçmiştir. Ve dolayısıyla muhalifler bu seçimlerden yana yakıla ile yapıldığını şey yaparlar, şikayet ederler. Yani dolayısıyla kendileri iktidara gelince de bu sefer iktidarcıları şey yapmak. Onlar hem suçluyorlar hem de bir nevi iktidarcı avı diyebileceğimiz işte bir sürü tutuklama yapmak ve iddiaçıları cezalandırmak veya rövanş almak gibi bir şey içine girdi tabii ki. Sonra Kamil Paşa kabinesi kuruldu Balkan Savaşı çıktıktan sonra ki benzer şekilde Kamil Paşa kabinesi de hareket etti. Ve bunun üzerine yani iktidara gelen kendi rakiplerini mağdur ediyor. Üzerlerinde bir baskı unsuru oluşturuyor. Yani bunun üzerine işte bu defa da iddiaçılar ne yaptılar? Meşhur Baba Ali baskını adı verilen 23 Ocak 1913 tarihinde işte hükümet merkezini basarak... Biz bunu da anlatmıştık. Evet, bunu da daha önce değinmiştik. Dolayısıyla teferruatına oradan bakılabilir. Evet. Hükümet merkezini basarak,
ki bugünkü İstanbul Vilayet Binası'dır aslında. O zaman Sadarat evet. Binası. Kamil Paşa'yı zorla istifa ettirdiler. Mahmut Şevket Paşa sadrazam oldu. Ve dolayısıyla demek ki 1913 yılı Ocak ve sonrasında gene bir İttihat Terakki hükümeti kurulmuş oldu. Bir de tabii ki çok zor bir dönem. Yani Edirne kuşatma altında Balkan Savaşı devam ediyor. Evet. Bütün o sıkıntılar, devlet ciddi mali bir bunalım içinde, dış borç arayışları var vesaire. Mahmut Şevket Paşa bunlarla uğraşma durumunda. Ama bir de daha önce yaratılan mağduriyetler ve muhalefetin gene revanş alma duygusu. Yani şimdi Baba Ali baskınında iktidardan düştüler. Yani bu defa benzer bir şeyi kendileri de yapıp yeniden iktidara gelmenin yollarını aramak. Yani bu ne şekilde olacak? Mevcut sadrazam kim? Mahmut Şevket Paşa. Bir suikastla Mahmut Şevket Paşa devre dışı bırakılacak. Hatta bu arada diğer iddiatçı liderler de suikasta olanabilirse daha da iyi olacak kendileri için ve neticede iktidara gelmek durumu yani şeyler. Yani onları ortadan kaldırırsak istediğimizi yapabiliriz. Mantık evet, bu. Evet yani İttihat Terakki'nin yaptığını bu defa kendileri evet. Yapmak istiyorlar ve dolayısıyla Hürriyet ve İtilaf taraftarlar. Tabii ki işte Prens Sabahattin gene şeyde gündemde. Gümülcineli İsmail Hakkı Bey var. O işin içinde. Saraya mensup bir damat Salih Paşa. O da İttihat Terakki Hürriyet ve İtilaf'ın lider kadrosunda yer alıyor. Dolayısıyla o işin içinde. Tabi onun özel bir durumu da damat. Yani o dönemde Sultan Reşat'ın kardeşlerinden Kemalettin Efendi vardı. Onun kızı Münire Sultan'la evli. Ve aynı zamanda da eski sadrazamlardan Tunuslu Hayrettin Paşa'nın da oğlu. Dolayısıyla öyle bir nüfuz sahibi. Ama İttihat Terakki ile arası hiç hoş değil. Dolayısıyla bu suikastın şeyinde o da var. Yani kadrosunda. Kadrosunda en azından tertipleyiciler arasında. İşte Şerif Paşa diye o dönemde Paris'te yaşayan bir kişi var. Ve bir de bir şekilde daha önce kendini mağdur hisseden veya iktidara gelinmesi halinde buradan nemalanacağını düşünen kişiler de var. Bunlar da aslında tetikçi olarak da kullanılacaklar tabii ki. Yani dolayısıyla böyle bir Mahmut Şevket Paşa'ya suikast yapma hazırlıkları başlanıyor. Bunun planları falan yapılıyor. Şimdi o dönemde de Cemal Paşa İstanbul muhafızı. Yani İstanbul'un güvenliğinden sorumlu kişi. Hemen Baba Ali baskından sonra bu göreve geldi. Bir nevi emniyet müdürü de Azmi Bey. Aslında bunlar bu şeyden az çok haberdar. Gelişmelerden haberdarlar. Yani böyle bir girişimde bulunulacağı, muhalefetin böyle bir hazırlıklar içinde olduğundan haberdarlar. Hatta Cemal Paşa Mahmut Şevket Paşa'yı ikaz ediyor. Böyle bir şey olabilir, diyor. Dikkatli olun. Evet, dikkatli olmak lazım. Bir tarz hazırlıklar var. Kulağımıza geliyor. Hatta bazı tutuklamalar yaptık. Diyor çünkü Prens Sabahattin'in birkaç adamı bu arada tutuklandı. Yani böyle bir hazırlık oldu. Aşağı yukarı belli. Tabii ne zaman, nerede harekete geçecekler? O bilinmiyor. Tam bilinmiyor. Cemal Paşa şimdi şeyde bekliyor. Harbiye Nezahatinde böyle bir girişim olabilir diye düşünüyor. O yüzden Harbiye Nezahatinde tedbirler alınıyor. Ki şimdi Mahmut Şevket Paşa hem sadrazam hem Harbiye Nazırı. Dolayısıyla Harbiye Nezahati de bugün İstanbul Üniversitesi merkez binası orada. Dolayısıyla Harbiye Nezahatinden sık sık Sadaret binasına yani Cağaloğlu'na gidip geliyor. Dolayısıyla aslında suikastı düzenleyecekler de paşanın o hareketlerini takip ederek ne zaman gidiyor, nereye gidiyor falan bir şekilde kontrol altına alıyorlar. Evet, yani, ona göre plan hazırlayacaklar. Plan hazırlayacaklar ve suikastı ne şekilde yapacaklarını tespit edecekler. Nitekim hazırlıklarını tamamladı. Tabii bu arada Prens Sabahattin'den maddi destek, damat Salih Paşa'dan maddi destek. Paris'teki Şerif Paşa'dan maddi destek. Bu işlere para da gerekiyor netice itibariyle. Bayağı büyük komplo hazırlıyorlar yani. Tabii yani büyük bir suikast ve hükümet darbesi. Yani başarılırsalar evet. Hükümete iktidara kendileri gelmiş olacak.
Nitekim işte 11 Haziran 1913 tarihinde bu suikast gerçekleşti. O gün ne oldu? Mahmut Şevket Paşa Harbiye Nezaretinde. Evet. Yani bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin binasından Beyazıt'ta, arabasıyla çıkacak. Arabasıyla çıkıyor. Yanında yaverleri var. Bir tanesi Eşref Bey, bir tanesi İbrahim Bey. Çok yakın adama bir nevi Kazım Ağa yanında. Otomobil kullanan bir şoför var. Beyazıt Meydanı'nda geçtikten sonra sola doğru dönüp işte Divan yolunda o çarşı kapı denen bir mevki var. Oradan şeye doğru inecek, Divan yolundan inecek ve Cağaloğlu'na dönerek şey Sadaret binasına gidecek. Bu hareketleri daha önce gözlemlendiği için şimdi tam şeyden çıktı, Harbiye Nezaretinden çıktı otomobiliyle ve çarşı kapı civarına geldi. Şimdi tam o sırada bir cenaze otomobilin önünü kesti. Ve biraz yan tarafta da başka bir otomobil var. Orada da tamir yapmakla uğraşan bir takım insanlar var. Otomobili bunlar suikastçılar tamir değil mi? Tamir edenler. Evet, suikastçılar. Ve dolayısıyla cenaze şeyi kesince, arabanın yolu kesince bir anda tabii şey durdu. Mahmut Şevket Paşa'nın arabası durdu. Arabası otomobil yani. Durunca bir anda sağlı sollu bir ateş başladı. Çapraz ateş. Çapraz ateş şekilde. Altında evet. Evet. Bir taraftan o tamir edilen otomobilden ateş ediliyorlar. Bir taraftan bir yıkık duvar üzerinde başka bir kişi ne kadar ateş ediyor. Şey, yani kurtulmaması için bütün tedbirleri alacak şekilde kurşunlanıyor. Yani adamın cesedi paramparça olmuştur. Zaten 5 kurşun isap ediliyor. Yani tabii çok sayıda ateş ediliyor. 5 evet. Kurşun isabet ediyor. Mahmut Şevket Paşa tabii orada hemen yere yıkılıyor. Hemen olay yerinde ölmedi de bir süre sonra çünkü Harbiye Nezaretine götürüldü. Şimdi orada yaşananlar şu. Orada yaverlerden İbrahim Bey de hayatını kaybediyor. Diğer yaver Eşref Bey kendini otomobilden dışarı atıp bağırıyor. Paşayı vurdular. Yok mu yardım edecek şeklinde çevredeki insanları harekete geçirmeye çalışıyor. O arada tabii ki o duvarın üzerinden ateş eden Topal Tevfik isimli tetikçilerden biri. Sonra işte o otomobilden ateş edenler gene bilahare yakalanacaklar. Paşazade Abdurrahman diye bir genç var. Ondan sonra Çerkez Ziya isimli bir kişi var. Bahriyeli Nazmi var. Ondan sonra Yüzbaşı Kazım var. Bu şekilde yani düzmece bir cenazeyle. Aynen. O yani, tabii ki düzmece bir şeyle. Cenaze merasimi diyelim. Evet. Bu suikastı gerçekleştiriyorlar. Şimdi bir kısmı buradan kaçtı. Yani otomobile binerek oradan kaçtılar. Fakat Topal Tevfik yakalandı. O kaçamadı. Çünkü ayrı bir yerde ateş ediyordu. Sonra tabii ki onun yakalanması üzerine vermiş olduğu ifadelerle bu işin failleri kim, nasıl planlar hazırlandı, hepsi ortaya çıktı. Ve dolayısıyla diğerleri de tutuklandılar. Çünkü şeyden sonra, oraya kaçtıktan sonra Beyoğlu'nda Pire Mehmet sokağında bir evde saklanıyorlar. Ki daha önceden de aslında burada şey yapmışlardı. Planlarını falan da genellikle burada yapmışlardı. Dolayısıyla yakalandılar. Tabii burada bu kadar çabuk yakalanmalarının diğer bir sebebi de gerek Cemal Paşa yani İstanbul Mahpusu gerekse Polis Müdürü Azmi Bey zaten böyle bir beklenti içinde olduklarından ciddi tedbir alıyorlar. Hemen anında müdahale etme şeklinde. Çünkü Mahmut Şevket Paşa ile sınırlı kalmayacak. İşte Talat Paşa'yı vuracaklar, Cemal Paşa'yı vuracaklar ve bir hükümet darbesine kadar gidecek iş. Ona göre işte sadrazam olarak planladıkları kişiler var. Ve yani hükümeti de değiştirmiş olacaklar. Hesap buydu yani. Fakat bir anda bütün failler ortaya çıkıp tutuklanınca tabii işin boyutu değişmiş oldu. Hani Mahmut Şevket Paşa'yı evet öldürmüş oldular ama iktidar değişikliği gerçekleşmedi. Sonrası da tabii ki mahkeme safhası.
Evet. Şimdi mahkeme safhası birçoğunun suçu sabit. Evet. Dolayısıyla yakalanların idam cezasına çarptırılacakları. Ama bunlar da tetikçiler yani. Tetikçiler şey yapanlar, mesela Prens Sabahattin de aslında organize edenler. Onlara ne oldu? O gıyabında tabii yargılanıyor. Türkiye'de işte, değil çünkü. Evet, Şerif Paşa gıyabında yargılanıyor. Fakat onlar arasında damat Salih Paşa İstanbul'da ve tutuklanıyor. Ve tutuklanıyor. Şey de tespit ediliyor. Yani evet, işin içinde Salih Paşa da var. Dolayısıyla olana da idam cezası verilecek. Şimdi burada ciddi bir problem ortaya çıkıyor. Çünkü cezaların onaylanması padişaha bağlı. Yani mahkeme idam kararını verecek. Padişah Sultan Reşat da onayladığı zaman infaz edilecek. Cezalar infaz edilecek. Ama sarayında damadı. Yani şimdi tabii ki işte Münire Sultan Salih Paşa'nın eşi gidip ricacı oluyor. Hanedan diğer üyeleri evet diye. İşte onaylanmasın diye Sultan Reşat onaylamasın diye yalvarıyorlar. Evet, yalvar yakar. Neticede idam edilecek yani. Hatta şimdi babası Tunuslu olduğu için Salih Paşa bir yerden de Fransa ile bir bağlantısı var. Dolayısıyla Fransa'da devreye giriyor. İşte Salih Paşa'nın idam edilmemesi gerektiği konusunda onlar bu defa tavassutta bulunuyorlar. Fakat Cemal Paşa özellikle bu konuda çok kararlı ve suçu sabittir, gereği neyse yapılacaktır diyor. Bayağı dirayetli bir şekilde arkasında duruyor yani. Evet. Tabii Sultan Reşat üzerinde müthiş bir baskı. Yani imzalasın mı imzalamasın mı. Böyle bir tereddütteyken Cemal Paşa diyor ki bu iş bir şekilde olup bitecek. Hani bana biraz da paraya mal olur ama neticede bu iş olacak diyor. Yani ölecek, damat ölecek. Evet diyor, yani padişah onaylamazsa ben diyor zaten tutuklu adam. Ben bir kiralık katil bulup onu öldürtürüm. Ondan sonra da o kiralık katili asarım diyor. Sonuçta bana biraz maliyeti olur şeklinde. Evet. Yani bu konuda kararlılığını yapmış oluyor. Ortaya koymuş oluyor. Ve ondan sonra tabii ki Sultan Reşat imzaladı. İmzalayınca ondan sonra işte o diğer faillerle beraber 12 kişi idam edildi bu olaydan sonra. Sonrasında tabii başka cezalarda alanlar da var. İşte tarihimizde zaman zaman örneği görülen şeylerden biri, siyasi suikastlardan biri bu şekilde tam da suikastı gerçekleştirenlerin hedeflerine ulaşamadıkları bir şeyle tamamlanmış oldu. Çünkü İttihat Terakki iktidarını daha da sağlamlaştırdı ondan sonra. Hatta birçok muhalif sürgüne gönderildi. Yani işte birçoğunu gemiye bindirdiler, Sinop'a gönderdiler, Sinop cezaevinde. Birçoğunu başka vilayetlere sürgüne gönderdiler. Muhalifler bu anlamda ciddi bir şekilde darbe yemiş oldular. Peki damadın idam edilmesi Tunus ve Fransa nezdinde bir krize sebep oldu mu? Şimdi kabullenmek zorunda kaldılar tabii ki. Zaten Tunus o zaman Fransa sömürgesi. Şöyle kabullenmek zorunda kaldı. Çünkü ortada deliller var. Bir şeyi var. Yani bu işte dahili var. O yüzden Fransa çok ileri gidemedi. Daha fazla. Sadece temenni olarak serbest bırakılsa iyi olur şeklinde temennisini dile getirmiş oldu. Evet. Şimdi bu tarz işte siyasetin aslında o dönemdeki iddiatçı, itilafçı şeyi çekişmesi nelere mal oluyor? İşte bir Babali baskını, sonrasında Mahmut Şevket Paşa suikastı ve iktidara gelenin kendinden değil, benden değil diye diğerlerini ezmer çalışması falan. Bunların yaşanıyor olması aslında hoş bir şey değil. Dolayısıyla bu olaylar da bize tarihten ders almak için bir vesile teşkil etmeli. Evet. Ve bu tarz olumsuz gelişmeleri de en azından tekrar ettirmemeli tabii ki. O açıdan işte yakın dönemde yaşanmış olan bu gelişmeleri zaman zaman anlatıyoruz. Ve Mahmut Şevket Paşa suikastı dediğimiz gelişmede böyle bir süreç takip etti. Aslında ülke içindeki bu çıkar çatışmaları da maalesef Avrupalı devletlerin
işine yarıyor. Ülkenin de daha çabuk ilerleyecek, hamleleri yapabilecek süreçte elini ayağını bağlıyor aslında. Zaman kaybına da neden oluyor. Muhakkak kaybeden ülke oluyor. Bu tarz kısır siyasi çekişmelerden. Hani her zaman suikasta da neticelenmese bile bu kısır çekişmeler, siyasi çekişmeler ondan sonra işte o muhalefet, o iktidar sonra diğeri iktidara geldiğinde revanş alma çabaları vesaire hepsi yaşandığı zaman sonuçta dediğim gibi ülke zarar görmüş oluyor yani. Evet. Yine çok değerli bilgiler verdin takipçilerimize. Onlar adına sana çok teşekkür ediyorum. Bir başka sohbetimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.